Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor efendim, her yapıyorsunuz? İyiyim, işte biliyorsunuz hepimiz aynı şeyleri evet. Yaşadık. Bir seneye geçti, şimdi bir tatil yapmak istiyorum artık inşallah. Nereye gideceksiniz? Biraz Bodrum, rahatladı. Çeşme. Var mı planınız? Marmaris'e gideceğim. Sonrasını bilmiyorum. Sahneler de açılıyor artık Temmuz'dan itibaren. Yavaş yavaş, evet. Özledim evet. Tüm sevenlerinizi. Tabii ki, çok. İnşallah bakalım. Öyle görüşmelerimiz de var. Var mı peki, konser takvimi belli mi şimdiden? Hayır, belli değil ama görüşüyoruz. Belki olabilir bu yaz. Yıllardır üzerinde çalıştığınız kitabınız vardı. Onda son durum nedir acaba? Hep röportajlarda konuşuyoruz onu da. Gittikçe ciddileşiyor. Çalışmalar iyi gidiyor. Yani çalışıyoruz. Bir arkadaşımla birlikte hazırlıyoruz. Bilmiyorum yani, kısmet bir sürü şeye engel olabiliyor. Çabucak çıkaramadık. Kolay bir şey de değil çünkü. Kesinlikle öyle. Peki ekranlarda sizi özledi. Yani bir projede yer almayı düşünüyor musunuz? Yoksa tamamen oyunculuk benim için bitti mi diyorsunuz? Hiçbir şey tamamen bitmedi. Allah hepimize sağlık versin tabii önce. Ama kesinlikle bilemiyorum. Ne olacak, ne bitecek. Menajerimle de görüşüyoruz, düşünüyoruz. İnşallah bir şeyler, yani bana uygun olan bir takım şeyler yapabiliriz. Bu bir senede bir şey yapamadım. Aslında dizi teklifi oldu, bir sürü teklifler oldu ama o enerjim yoktu, çok açık söyleyeyim. Yani ben istemedim ama şimdi daha iyi hissediyorum. Bir de böyle biraz açılırsak, biraz deniz falan olursa evet. Herhalde daha iyi olurum. Kafamızı toparlamış olduk diyorsunuz. Aynen ve inşallah güzel bir şeyler yaparız. İnşallah diyoruz. Son olarak da bir evde kal paylaşımı yaptığınızda da bazı takipçilerinizden tepkiler gelmişti. İşte büyük bahçeli evde oturmak kolaydır hani evet. Diye yorumlar gelmişti. Oluyor, insan üzülüyor tabii, haklılar. Yani iyi ki bir bahçem var diye hep şükrettim doğrusunu isterseniz. Çünkü o kadar süre küçücük balkonu bile olmayan evlerde yaşayan çok çok insan vardı. Onları anlıyorum. Hiçbirine kızmadım, kırılmadım. Çok haklılardı çünkü. Ama çok şükür benim öyle bir şansım vardı ve gerçekten çok çok farklı bir şey. Böyle bir dönemde bir bahçenizin olması harika bir şeydi. Peki son olarak yine sosyal medyanın yararlı olduğu gibi zararlı yanları da var. Hep işte ünlü isimlerin hep vefat haberleri, yalan yanlış haberleri çıkıyor. Sizin adınıza da öyle keza yazılmıştı. Neler söyleyeceksiniz? Ne yazıldı? Hemen seni vefat etti. Allah korusun elimizde. Evet, böyle haberler çıkıyor. Bir açıklama yapmışsınız. Ay çocuklar. Ben de çok şaşırdım ve yakın bir zamanda 10 gün kadar önce Selçuk Tekay'ı kaybettik. Benim çok değerli arkadaşım, şefim. Evet. Bizi yakalayacaklar. o beni aramış, haberdar etmişti. Ne tuhaf değil mi? Ben böyle açınca haberim yoktu. Merhaba Selçuk dedim. Ah Emel Hanım, kalbim duracaktı dedi. Ölüyordum dedi, canım benim. Ondan sonra işte bir ay mı oldu, ne kadar oldu, hakikaten onu kalpten kaybettik. Yani bu tür haberler, yalan haberler iyi olmuyor. Şimdi ben de bazı haberleri rastlıyorum, merakla şöyle bir heyecanla okuyorum. Öyle kötü bir etkisi oluyor ki yalan haberlerin. Keşke yapmasalar ama onların bir gayeleri var tabii, bilmiyorum. Maddi mi nedir bilmiyorum. Peki çok teşekkür ederim. Çok arkadaşlar, ben de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir fotoğraf çekebilir miyim? Bu da benden olsun size. Melanım. Ne demek? Mavi boncuk efendim. Ben sizin çarpınlarınızla büyüdük. Olur mu Melanım ya? Ne demek? Siz sağ olun efendim. Siz sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Emel Hanım, bir poz alabilir miyim? Buradayız. Trafik polisi beni götürmeden geliyorsunuz. İniyor zaten Tolga. Teşekkür ederim. Sizin tatlısınız.